Türkiye açık deniz karakol gemisi için de kolları sıvadı. Bu platformlarda dizel elektrik olarak bilinen motorlar kullanılacağına değinen uzmanlar ülkemizin yakın bir gelecekte yerli ve milli elektrikli gemi motorlarını üretebileceği görüşünde. Son dönemlerde Türkiye'nin deniz platformlarında ard arda önemli işlere imza attığını dikkatlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan bir gelişme de bu işlerden biri olarak tarihe not düşüldü. Bakanlığın açıklamasına göre yüksek yerlilik ve gelişmiş teknolojileriyle inşa edilecek açık deniz karakol gemisinin üretimine başlandı. Peki Türkiye gibi tansiyonun kimi zaman çok yükseldiği denizlere komşu olan bir ülke için açık deniz karakol gemileri ne anlama geliyor? Savunma ve denizcilik araştırmacısı Kozan Selçuk Arkan ile hem bu sorunun yanıtını hem de söz konusu platformların imkan ve kabiliyetlerini konuştuk. Erkan da gemi inşa konusunda Türkiye'nin hızlanmaya başladığı gerçeğini işaret ederek başlıyor anlatmaya en önemli meselelerden birinin de ihtiyaçlarımıza göre maliyet etkin çözümleri hızla üretebilmek olduğuna işaret ediyor. Sonrasında ise açık deniz karakol gemilerinin savaş gemilerine göre denizlerde daha uzun süre görev yaptığı bilgisini paylaşıyor. Bilindiği üzere denizde karada olduğu gibi sınır taşları bulunmaz diyor Erkan ve devam ediyor. Münhasır ekonomik deniz alanı kavramında sınırlar da daha da zorlu bir hal alır. Bu sınırları belirlemek ancak ve ancak kontrol edebildiğiniz sürece olur yani sınır bildiren değil orada bayrak gösterip bölgeyi koruma ve sorumlulukları yerine getirenin deniz alanının adına biz mavi vatan diyoruz. Mavi vatanı korumanın en verimli yolu ancak deniz karakol gemileridir. Genelde ağır savaş gemilerine göre daha az silahlı olurlar. Barış zamanının en önemli savunma araçlarından biridir. Saldırıdan ziyade koruma amacı güttüğü için tahrik ederek değil aksine bayrağını göstererek işlerini tamamlar koruma, devreye gezme, arama kurtarma gibi işler için biçilmiş kaftandır. Dünyada büyük ülkelerin denizlerde en fazla zaman geçiren gemileri bu sınıftadır. Doğu Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevresinde devreye gezip iktisadi menfaatlerimizi korumak konusunda en verimli çözüm Açık Deniz Karakol Gemisidir. Kozan Selçuk Arkan, Açık Deniz Karakol Gemisi hakkında çizdiği genel çerçevenin ardından daha detaylı bir konuya geçiyor ve bu platformların nasıl bir silah yüküne sahip olacağını anlatıyor. Türkiye'nin iyi bildiği bir gemi sınıfını daha da verimli ve maliyet etkin hale getirdiğinin altını çiziyor Kozan. Aynı büyüklükteki ada sınıfı korvetlerimize göre daha uzun menzilli, daha az personelle çalışacak, biraz daha az silah yükü ve sürati olan özel bir sınıf gemiden bahsediyor. Her ne kadar ada sınıfına göre silah yükü daha az olsa da kendi sınıfının en ağır silah yüklerinden birine sahip olacağını öğreniyoruz. Zaten Erkan da bu konuya işaret ediyor ve geminin daha az silahlı olması daha güçsüz olduğu anlamına gelmesin. Artık sınırlarımızın çok ötesinde açık denizlerde görev yapan bir deniz gücüne dönüşmeye başladık. TCG Anadolu ve İster sınıfları bunu en güzel örnekler. Bu gemiler görevler için gittiklerinde yakın sularımızı koruyacak ana sınıf gemilere ihtiyacımız olacak. Açık deniz karakol gemilerimiz bu rolde üstlenecek. Geminin imkan ve kabiliyetlerini üzerine konulacak sistemleri de kapsayacak şekilde anlatıyor Erkan. Bu gemiler dünyadaki örneklerine göre iyi derecede silahlılar. En önemli ana sensör ve silahlar da çok önemli oranda yerli katkı sağlanıyor. Yerli ana arama radarı, yerli baş topu, yakın hava savunma sistemi, kısa menzilli çok amaçlı füze atıcıları ve stabilize silahlar göze çarpıyor. Bunların hepsi yerli ve bu çok önemli bir kazanım. Daha da önemlisi üzerlerinde uzun menzilli füzeler olmasa dahi yeri ve kurulum sistemi hazır. Peki bu ne demek? herhangi bir krizin çatışmaya yönelme ihtimali olduğunda bu gemileri hızla bu tip füze ve silahlarla donatabilirsiniz demek. Barış zamanı bu tür silah yüklerine ve haliyle gelecek maliyet artışını taşımadan görev yapması büyük avantaj. Sevk sisteminde dizel elektrik tercih edilmesi konusu son derece kritik. Bu tercihin temelinde geminin verimini arttırmak yatıyor. Dizel jeneratörlerin ürettiği elektrik ile elektrik motorları pervaneleri döndürüyor. Son yıllarda yeni inşa edilen gemilerde bunu yükselen bir trend olarak görüyoruz. Bu bilgi birikimin dünyada askeri gemi inşaat pazarında büyüyen bir oyuncu olarak var olabilmemiz için bizde olması şart. Ayrıca elektrik motor sistemleri konusunda son yıllarda Türk sivil tersaneleri oldukça yenilikçi gemiler yaptı. Yakın bir gelecekte kendi elektrik motorlarımızı üretebilmemiz gerçekten de mümkün. Silahlı kuvvetlerimizin tüm unsurları için üretmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz başlıklardan biri sevk sistemleri. Şimdi bir alternatif yol bulma aşamasındayız. Dizel elektrik motor konusunu bir an önce öğrenip geliştirmemiz için açık deniz karakol gemisi projesi çok önemli. Bu noktada Türkiye'nin kendi ürettiği açık deniz karakol gemileri envantere girdiğinde nasıl bir değişim bekleniyor sorusu da önem kazanıyor. Kozan Selçuk Arkan bu gemilerin tamamlandığında Burak sınıfı korvetlerin yerini alacağından bahsediyor. Burak sınıfının iyi olduğunu ancak yavaş yavaş değişmesi gerektiğini belirtiyor son sözünü platformun muhtemel ihracat potansiyelini ayırıyor Erkan. Ve başarılı olması halinde gelişmekte olan ülkeler donanmaları için çakır füzeleriyle beraber uygun maliyetli özel bir alternatif sınıfı olabilirler bilgisini paylaşıyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve uzman isimlerden değerlendirmeler geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.